Arkadaşlar merhaba, ben Gardiyan Kurt. Bildiğiniz üzere Ukrayna'da kan gövdeyi götürüyor. Ruslar ve Ukraynalılar amansız bir savaşın içindeler. Suriye'ye baktığımızda terör örgütleri ortalıkta cirit atıyor. Orası da karışık. Libya'ya bakalım dediğimizde kimin eli kimin cebinde belli değil. Hafter ortalıkta at koşturuyor. İsrail desen ateş attı zaten, oraya hiç girmiyorum. Azıcık tatil yörelerine bakalım. Uzak duralım bu karmaşadan dediğimizde Ege'nin soğuk sularında Yunanlar her fırsatta hak iddia etmenin derdindeler. Bunca gerginlik yetmezmiş gibi şimdi biri büyük, biri küçük, iki sorunumuz daha var. Büyük mevzu Pasifik'te. Çin ile Tayvan birbirine diş gösterip duruyor. Küçük olansa Balkanlar'da, Sırplarla Kosovalılar arasında. Hazırsanız başlayalım. Kosova-Sırbistan sınırında tansiyon yükseldi. Sırpların tepkisine neden olan uygulama ertelendi. Gerilime yol açan düzenleme Kosova'ya Sırp kimlikleriyle girenlerin kalacakları süre boyunca geçici bir belge taşımalarını öngörüyordu. Ayrıca Sırbistan plakalı araç sahiplerinin Kosova plakası çıkarması şart koşuluyordu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesine bir gün kala ülkenin kuzeyindeki Sırplar yolları kapattı. Ardından Kosova polisi sınır geçişlerini durdurdu. Kosova'da 3 saatten fazla siren sesleri duyuldu. Sırpların derdi belli. Kendilerinden ayrılan Kosovalıların bağımsızlığını tanımayıp kendince aşağılama veya küçük düşürme politikası güdüyor. Sırplar yeni bir savaş açmaya cesaret edemezler. Çünkü Kosova'da NATO kuvvetleri hala var. Ayrıyeten Kosova'nın elde armut toplamıyor. Ki Sırbistan silah bakımından da dışa bağımlı. Hamisi Rusya'nın da kendisine hayrı yok zaten. Durumu kısaca özetlemem gerekirse burada aksiyon kolay kolay çıkmaz. Geçelim Pasifik'e. Tayvan dediğimiz ülke bir ada ülkesi. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi. Çin, Filipinler ve Japonya arasında çok önemli bir jeopolitik konumu var. Bu ülkenin asıl ismi de Çin Cumhuriyeti'dir. Bu ada bizim bildiğimiz Çin'in yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin dibinde. Çin Halk Cumhuriyeti de benimsediği tek Çin politikasından ötürü Tayvan'ı kendi toprağı alarak görmekte ve ara ara bölgede tacizler yaşanmakta. Lakin Pasifik'teki karışıklığı anlamak için zamanda yolculuk yapmak şart. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çin'de otorite sorunu devam etmekteydi. Çin Milliyetçi Partisi Mao Zedong önderliğindeki komünistlerin güçlenmesine engel olamamış ve Çin ana karası 1949'da tamamen komünistlerin eline geçmişti. Kızıllardan güç bela kaçabilen milliyetçilerin lideri Chiang Kai-shek ve diğer milliyetçiler Tayvan adasına sığındı. Ortada kesin bir komünist zaferi vardı ama soğuk savaş nedeniyle batıyla tüm ilişkileri koparan komünist Çin'i 1970'lerin başına kadar Birleşmiş Milletler'de Tayvan'daki Çin Cumhuriyeti temsil etti. 1970'lerde ABD'nin ping pong diplomasisi sayesinde komünist Çin ile ABD ilişkileri düzeldi ve Çin Halk Cumhuriyeti tüm Çin'i temsilen Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. Ancak hala 23 ülke, bu ülkelerin çoğunluğu NATO üyesidir, tüm Çin'i Tayvan'ın temsil ettiğini düşünmektedir. Tayvan veya Milliyetçi Çin ile Komünist Çin ara ara savaşın eşiğine geldi ama Amerika her seferinde Tayvan'ın garantörü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Peki ABD neden Tayvan'ın garantörü? Çünkü Tayvan komünist değildi ve geçmişte Tayvan'ın komünist Çinliler tarafından istilasına müsaade etseydi soğuk savaş döneminde tüm Pasifik'i komünistlere kaptırırdı. Çin'i dizginlemenin en mühim yolu Çin denizinden geçer. Çünkü Çin'in ekonomisinin atar damarı o denizdeki lojistik hatlarında saklı. Eğer siz devamlı üretim yapan bir ülkeyseniz bir yerden sonra ham madde ihtiyacını diğer ülkelerden karşılamak zorunda kalırsınız. Bu durumda dışarıdan kaynak gelmezse o ülke iflas eder, çark dönmez. Videonun başında da belirttiğim gibi savaş yakın. Dünya fokur fokur kaynıyor. Son olarak açıklama kısmında tüm General Osman Pamukoğlu'nun 3. Dünya Savaşı ile ilgili yayınını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.